Bugünkü konumuz tartımda proses toleransı ve minimum tartım değeri nedir? Bu konular üzerinde bir bilgilendirme yapacağız. Bir önceki sunum webinarimizde yine bir uyumluluktan bahsetmiştik. Nereden başlıyordu? Ürünümüzün girişi, Ar-Ge, kalite kontrol ve son ürünün çıkışına kadar belirli regülasyonlara tabiydik. Her farklı sektörde farklı regülasyonlar vardı. Bu regülasyonlar bize kalibrasyondan bahsediyordu. Kalibrasyon yaptırmamız gerektiğini, terazi veya ölçü aletlerimizi belirli aralıklarla check etmemizi, kontrol etmemizden bahsediyordu. Bunlarla ilgili konuşmuştuk. Hassasiyet derken bir tane örneğimiz vardı. %1 doğrultuda 4 gramlık bir ağırlık tartacaktık. Buna uygun teraziyi nasıl temin edebilirdik? Buradaki %1 doğruluk ne manaya geliyordu? Okunabilirlik burada bu doğrulukla ilişkili miydi? Bunları konuşmuştuk. 5 farklı terazimiz vardı. Bu 5 farklı terazideki gösterge değerlerine bakarsanız her biri farklı. 0,1 veya 1 gram hassasiyetten 4 virgülden sonra 4 haneli teraziye kadar farklı, hatta 6-7 haneli terazilerimiz var. Bunlar ne kadar birbirlerinin aynısı, hangisini tercih etmemiz gerekiyor prosesimize göre? Bunlardan bahsettik. Ardından asıl önemli olan buradaki çözünürlük dediğimiz değerin değil, yani ekranda gördüğümüz dijitler önemli değil. Asıl önemli olan ölçü aletinin sensörü. Sensörü bizim için önemli. Sensör ne kadar iyiyse kullanacağımız ölçü aleti o kadar hassastır. O zaman sensörün iyi veya kötü oluşunu veya hassasiyetini neye göre belirleyeceğiz? Çözünürlük bize bir şey ifade etmiyorsa nereden gitmemiz gerekiyor? Bunun için de şunu söylemiştik. Kalibrasyon yaptırmamız gerekiyor. Kalibrasyonun tanımından bahsetmiştik. Kalibrasyon belirli bir ölçü standartında belirli bir büyüklük değerini referans bir büyüklük değeriyle karşılaştırıp ölçüm belirsizliğinin elde edilmesi ve bu ölçüm belirsizliğini ise prosesimizde kullanılması işlemler dizisine kalibrasyon diyorduk. Evet, kalibrasyonu yaptırdıktan sonra bize kalibrasyon sertifikası veriyorlar. Evet, çok güzel. Her şey dört dörtlük ve bu kalibrasyon sertifikasında da sonuçlarımız ve ölçüm belirsizliğimiz var. İşimiz bitti mi? Burada evet bunu aldık, onayladık. Yani yaptırdık. Rafa kaldırmamız mı gerekiyor yoksa başka bir işlemler dizisi daha yapmamız gerekiyor mu? Tanıma tekrardan geri dönersek, tanımın altında şu yazıyor. İkinci aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesi de kullanıldığı işlemler dizisi. Yani evet kalibrasyon sertifikasını aldık. Buradaki sonuçları benim kendi prosesime uygulamam gerekiyor. Nasıl uygulayacağım? Neler yapmam gerekiyor? Bunun konulardan bahsedeceğiz. Kalibrasyon sertifikasındaki değerler ve ölçüm belirsizliği sadece kalibrasyon esnasında olan bir değerlerdir. Fakat kullanımla ilgili, kullanım sırasındaki durumla ilgili herhangi bir şey vermez bize. Ve sonuçların yorumlanması son derece önemli. Çünkü evet sertifikamız var, sertifikamızda belirli değerler var. Bu değerleri prosesimize uygulamamız gerekecek. Nasıl uygularız? Neler yapmamız gerekiyor? Burada uygulama sırasında bir değerle karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Bu karşılaştıracağımız değer bizim toleranslarımız. Bu toleranslar nereden geliyor? Nasıl bulmamız lazım? Tolerans nedir? Tolerans beklenen bir ölçüm değerinin izin verilen maksimum ve minimum değer arasındaki fark. Örnek 100 gramlık bir ölçüm alıyorsak %1 tolerans dediğimiz zaman 99 gram ile
101 gram arasındaki değerler bizim limit değerlerimiz, tolerans değerlerimiz oluyor. Bu toleransları nereden temin edebiliriz? Nasıl bulmamız lazım? Nasıl temin etmemiz gerekiyor? Eğer bir regülasyona tabiysek ve regülasyon bize bunu söylüyorsa buradan temin edebiliriz. İkincisi üretici firmalar olabilir. Uygulamaya özgü yöntemler vardır. Veya ürünü ürettiğiniz müşterinin gereksinimleri veya sizin kalite kontrol gereksinimleri, yani ürününüzün kalitesine bağlı olarak gereksinimler vardır. Şöyle söyleyeyim. Düzenleyici kurumlar veya regülasyonlar derken bir kütlemiz var veya kütlemiz var. Bunun proses toleransı standartlar tarafından belirlenmiştir. Ve buna göre uygulamamız lazım. Veya ilaç firmasıysak ve Amerika'ya ihraç yapıyorsak FDA'ye bağlı olmamız lazım. FDA'nin de kaynaklarından bir tanesi de USP. USP'yi baz alması gerekir. O zaman USP de şunu söylüyor. Terazilerdeki hassasiyetiniz 1/1 olması gerekiyor. Veya otomatik pipet kullanıyoruz. Otomatik pipette ISO 8655 var diye bir standart var. Bu standart da aynı şekilde proses toleransını belirliyor. Fakat kimyada boya üretiyoruz. Burada herhangi bir regülasyon bizim için yok. Bir yerde bulamıyoruz. Fakat ürettiğimiz boyanın veya malzemenin kalitesine göre kendimiz belirleyebiliriz. Bu belirlemeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bizim bir basit bir chartımız var. Bunu gösterebilirim. Bu chartta sizlerin toleransı neye göre belirlemeniz gerekiyor? Yüzde kaç almanız gerekiyor? Bunlarla ilgili basit bir durum var. Öncelikli olarak prosesimizin kritikliği önemli. Nasıl? Çok hassas bir yerde bir ölçüm alıyorsak ve bizim aldığımız yerdeki ölçüm prosesimizi direkt etkiliyorsa buradaki proses toleransımızı daha düşük alabiliriz. Ama prosesimizde çok yer işgal etmeyen, sadece sonuç değeri görebilmek maksadıyla aldığımız yerlerde proses toleransımızı yükseltebiliriz. Diğer taraftan kullandığımız ham madde veya üründeki ürünün maliyeti bizi etkiler burada. Gramajı 1 gramı 1000 dolar olan numunelerle çalışılan yerler var. Buradaki proses toleransını %1'den %5'e çektiğiniz zaman yaklaşık 2 katlık bir farktır. Bu da otomatikman sizlerin maliyetinizi etkileyecektir. Bunları göz önüne aldığınızda proses toleransı genel olarak belirlenebiliyor. Basit bir şey söyleyeyim. Mesela ilaçta proses toleransı 1/1 kabul kriteridir. Laboratuvar tarafında, kalite kontrol laboratuvar tarafında. Fakat üretim tarafında daha fazla maddeyle, daha yüksek gramajlarla, daha fazla yüksek kilolarla uğraşıldığı için buradaki oran %1 ile %2, %5, %5 arasında değişmekte. Fakat kimya, gıda tarafına gittiğimizde bu ürünler, bu değerler proses toleransı biraz daha yüksektir. Genelde %1, %2 arasında değişmekte. Burada belirleyici etken, regülasyonlar herhangi bir şeyden bahsediyor mu? İkincisi ise sizin ürününüzün kalitesini ne kadar etkiliyor? Bunları baz almamız gerekiyor. Buna göre buradaki proses toleransınız belirlemeniz gerekmektedir. Diğer bir de ise risk analizinizi yapıp proses toleransınızı belirleyebilirsiniz. Evet. Proses toleransımız var, terazilerimiz var. Bunların değerlendirmesini nasıl yapacağız? Cihazımızın hassasiyeti veya doğruluğunu biz ölçüm belirsizliğiyle sağlıyoruz. Öbür tarafta ise prosesimizin kalitesini ise proses toleransıyla belirliyoruz. O zaman bu ikisinin ilişkilendirdiğimizde
ölçüm belirsizliğinin proses toleransından küçük olması gerekmekte. Kullanıcı gereksinimleri proses toleransıyla ölçüm belirsizliği cihazın hassasiyetinden gelen ifadedir. Bu ikisini karşılaştırdığımızda ölçüm belirsizliği proses toleransından küçük ise bizim için uygundur. Bu cihaz prosesimizde kullanabiliriz. Şöyle 3 farklı durum var. M1, M2, M3 gibi durumlar. M1'de buradaki proses toleransında ölçüm belirsizliğini karşılaştırırken bir ufak noktayı eklemek istiyorum. Sapmamızı da burada işin içine dahil etmemiz lazım. Eğer cihazımızın sapması varsa sapma artı eksi proses tolerans ölçüm belirsizliğini proses toleransına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Örnek, burada bir sapmamız var. Ölçüm belirsizliği ve ilave ettiğimizde hem artı hem eksi yönde proses tolerans limitleri arasında kalıyorsa uygundur. Ama ölçüm belirsizliğimiz ikinci durumdaki gibi yüksek ve proses toleransına direkt eşit ise veya sapmamız var dışına çıkıyorsa veya sapma dışarıda proses toleransından daha büyük ve dışarıda. Buralarda herhangi bir yorum sizlere aittir. Çünkü içeride de olabilir, dışarıda da olabilir. Üçüncü durumda ise eğer bizim ölçüm belirsizliğimiz çok büyük ve proses toleransımızı aştığı anda reddi vermemiz lazım, uygun değili vermemiz gerekiyor. Bunlar uygun değildir. Veya sapma artı ölçüm belirsizliği limit değerlerimizin dışındaysa uygun değil. En çok kafamızı karıştıran durum ikinci bölgededir. Evet, çok fazla insanın kafasını karıştırıyor. Uygun mu, değil mi? Şöyle söyleyeyim, kendi riskinizi minimize etmek istiyorsanız şuradaki üçüncü durumdaki sapmamız toleransın içerisinde fakat dışına çıktıysa bu çıkmada genel kabul kriteri söyleyeceğim. Hiçbir yerde yazmaz, hiçbir genelde yoktur. Fakat kafanızın ucunda bir yerinde bulunsun. 1/3 değeri vardır. Eğer 1/3 dışında çıkıyorsa okeydir. 1/3'den daha fazla dışarıya çıkma durumunda ise red verir. Her ne halükarda olursa olsun. Çünkü ileride karşılaşabileceğiniz riskleri minimize etmiş olursunuz. Üçüncü durumda ise her zaman red verir. Buradaki önemli durum ölçüm belirsizliği çok çok yüksek proses toleransınızda. Tekrardan hatırlatmak gerekirse meşhur mutant certainty'miz, yani ölçüm belirsizliğimiz proses toleransından her zaman küçük olması gerekmektedir. Evet, ölçüm belirsizliğini ben nereden bulacağım? Kalibrasyon sertifikasında. Kalibrasyon sertifikasına baktığımda biraz daha özelleştirirsek terazinin kalibrasyon sertifikasına baktığımda benim değerlerim var. Ölçüm belirsizliğini vermişler kilogram bazında. Fakat buradaki önemli konu şu. Bu değerler kalibrasyon sırasındaki değerler. Benim kullanım sırasındaki değerlerim değil. Bunun için sizler veya kalibrasyon firmalarından bunu talep edebilirsiniz. Benim kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliğimi hesaplayıp verebilir misiniz? Çoğu firma verdiği değerler neyse kalibrasyon sırasındadır. Fakat Euromet CG18 otomatik olmayan tartı aletlerinin kalibrasyonunda bununla ilgili hesaplar mevcut. Oradaki hesapları sizler kullanabilirsiniz veya kalibrasyon firmalarından talep edebilirsiniz. Buradaki noktalar biraz büyük gözükmüş fakat bilin bunlar küçük noktalar. Noktasal yani buradaki noktasal değerlere göre alınmış ölçüm noktalarımız.
Kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliklerimiz tabii ki daha fazla olacaktır. Buna göre de hesapların yapılması gerekiyor. Neden daha fazla kullanım sırasında ölçüm belirsizliğine sahibiz? Şöyle söyleyelim. Çevre şartlarımız kalibrasyon sırasında anlıktır veya belirli bir saatlik dilim içerisinde olan değerlerdir. Fakat kullanım sırasında günün her anı veya yılın her anı ölçüm alabilirsiniz. Bu durumdaki ölçüm belirsizliğiniz size etkisi daha fazla olacaktır. Aynı şekilde cihaz her zaman aynı performansta olmayabilir. Artı diğer bir etken numunemiz. Kalibrasyon sırasında kullanılan referans ağırlıklar biliyorsunuzdur. Paslanmaz çeliktir veya büyük ağırlıklar ise pik dökümdür. Bunların çevre şartlarından etkilenmesi çok azdır. Fakat siz yeri geldiğinde toz numune çalışıyorsunuz, yeri geldiğinde su çalışıyorsunuz. Bunlar da ölçüm belirsizliğini etkileyecektir. Bu değerlere göre baktığımızda bizim ölçüm belirsizliğiyle bir grafik elde edebiliriz. Bu grafik hem sapmamızı içeren hem de ölçüm belirsizliğimizi içeren bir lineer denklemdir. Bu denklemi kalibrasyon sertifikalarında görebilirsiniz. Biraz daha yaklaştırırsam eğer şurada. Dikkat edin, bu denklem mutlaka ve mutlaka kullanı sırasındaki ölçüm belirsizliği olması gerekmektedir. Kalibrasyon sırasındaki alınan ölçüm belirsizliği sizi hataya sevk edebilir. Bunun için mutlaka kalibrasyon firmalarından kullanım sırasındaki terazimiz için kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliğini temin edebilir miyiz talebinde bulununuz. Evet, elimizde bir lineer denklemimiz var. Bu lineer denklem bizim absolut ölçüm belirsizliği dediğimiz mutlak ölçüm belirsizliği. Gramaj. Fakat bizim toleransımız, genelde belirlediğimiz tolerans laboratuvarda prosesi yüzdeseldir. Çünkü her taraf için gramaj veya öbür tarafa gidip santigrat derece için farklı, nem için farklı, akış için farklı bir proses toleransı belirlemek hakikaten çok zordur. Bunun için genelde yapılan işlem şudur. Yüzdesel bir proses toleransı belirlenir. Evet, ölçüm belirsizliği gram birimsel, öbür tarafta ise yüzdesel bir toleranslarımız var. Bu ikisini nasıl karşılaştırmamız lazım? O zaman bir tanesinin diğerine çevirmek daha mantıklı gibi gözüküyor. En basit mantıklı olan ise ölçüm belirsizliğini. Yani absolut ölçüm belirsizliğini gramaja bölerek elde edilerek relatif bir ölçüm belirsizliği. Şöyle bir grafik elde edilebilir. Bunların ileride daha basit hesaplamaları var. Onlara geleceğiz. O zaman daha rahat elde edilecek. Şu anda hakikaten çok karışık gözüküyor olabilir. Fakat ileride biraz daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Evet, biz artık relatif bir ölçüm belirsizliğimiz var. Öbür tarafta ise relatif bir proses toleransımız var. İkisinin karşılaştırmasını, değerlendirilmesini yaptığımız zaman ilk başta da söylemiştik. Eğer ölçüm belirsizliğimiz proses toleransının üzerinde bir bölge ise şu andaki kırmızı olan bölgedeki gibi bir durum ise bizim red vermemiz gerekiyor. Her zaman bizim ölçüm belirsizliğimizin proses toleransından küçük olması gerekiyor. İşte buradaki bu kritik nokta, biz bu kritik noktaya minimum ağırlık diyoruz. Yani prosesimizin en kritik olduğu nokta. Ağırlığımız, koyduğumuz yük miktarı arttıkça ölçüm belirsizliğimiz de düşer. Bunu en basitini bir önceki slaytlarda vardı. Orada da göstermek daha iyi olur. Bakın. Gösterge değerimiz ve ölçüm belirsizliğimiz.
6100 gramlık bir terazide 610 miligram koyduğumuzda 6,7 miligramlık bir ölçüm belirsizliğini elde ederken bu da yaklaşık %1,10'a tekabül ediyor. Yükümüzü arttırdığımız zaman 610 grama geldiğimizde 16 miligram ölçüm belirsizliğimiz artıyor. Evet, yani miligram cinsinden artış var fakat yüzdesel olarak düşüş oluyor. Bu bizim için çok iyi bir şey. O zaman ben yüksek kapasitelerde ölçüm belirsizliğine bakarsam kapasiteme yakın ağırlıklar koyduğumda ölçüm belirsizliğim yüzdesi olarak düşecek. O zaman benim proses toleransımın altında olacak. Fakat düşük ağırlıklar kullandığım zaman ise benim için daha kritik bir bölge olacak. Bu kırmızı bölge. O zaman ben minimum ağırlığa yakın bölgelerde hakikaten çok dikkat etmem lazım. Belki de prosesimizin dışına çıkıyor olabilirim. Bu minimum ağırlığın belirlenmesi bu şekilde. Evet, proses toleransımızı arttırdıkça baktığınız zaman tolerans dışına çıkılan bölgedeki değer daha fazla artıyor. Yani bizim minimum weight dediğimiz minimum ağırlık değeri de artmış oluyor. Hassasiyet ne kadar yüksek olursa proses toleransı o kadar sıkı olur ve minimum ağırlık da o kadar yüksek olur. Bunları biz nasıl hesaba katabiliriz? Euro CG 18'in ek kaynaklarında bunların nasıl hesaba katılması gerektiğine dair bilgiler var veya kalibrasyon yaptırdığınız firmalardan bunları temin edebilirsiniz. Size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz veya yani bizler yapıyoruz, müşterilerimize bu konuda destek oluyoruz. Minimum weight'ler nasıl hesaplanır veya nasıl ulaşmaları gerekiyor kalibrasyon sertifikasında. Biz sizlere bu konularda yardımcı olabiliriz. Diğer bir konu. Evet, az önce söyledik. Min weight'e yakın noktalardaki tartımlar da çok riskli. Yıl boyunca odamızın sıcaklığını sabit tutabilir miyiz? Üretimde çalışan arkadaşlar vardır. Üretim alanı zaten dışarıda açık bir alan. Bu açık alanda şöyle söyleyeyim. Kışın 30 santigrat derecede çalışırken, yazın 30 santigrat derecede çalışırken, kışın nereden baksanız eksi 10, eksi 5 santigrat derecelerde en kötü şartlarda çalışıldığı durumlar oluyor. Otomatikman cihazımız etkilenecek. Cihazımız etkilenirse ölçüm belirsizliğimiz de etkilemiş olabilir. Öbür taraftan titreşim çok büyük etkilerden bir tanesi. Yan tarafta biz tartım alırken laboratuvarı kilitleyemeyiz. Başka bir arkadaşımız başka bir analiz yapması gerekiyor. Mecburen masaya dokunabilir, yanından geçiyor olabilir, yer titreşiyor olabilir, üst katta başka veya alt katta başka bir aksiyon vardır. Titreşim mutlaka sağdan soldan gelecektir. Terazimiz titreşimi de otomatikman hisseder ve aldığımız sonuçları etkiler. Aynı şekilde kullanıcılar veya kullandığımız ölçüm aldığımız ürünler. Hepimiz biliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın el yetenekleri birbirinin aynısı. Benim el yeteneğimle başka bir arkadaşımın el yeteneği çok farklı. Ve bu da ölçümleri hakikaten çok farklı etkileyebiliyor. Bu durumda bu güvenlik faktörü dediğimiz bir duruma geliyor. En basitinden şöyle söyleyeyim. Şurada ekranda güzel bir şey var. Bir randevumuz var ve bu randevu saat 2'de. Yolun 1 saat olduğunu biliyorsak biz 1 saat önceden mi çıkmamız gerekiyor yoksa 2 saat öncesinden mi çıkmamız veya 1,5 saat öncesinden mi? Neye bağlıdır bu? Bizim randevumuzun önemine bağlı. Eğer çok önemli bir randevuysa eminim ki herkesin yaptığı gibi 1 saatlik yolda karşılaşılabilecek etkenlerden dolayı mutlaka bir yarım saat, 1 saatlik bir ekstra süreyle yola çıkmak
da fayda var diye düşünüp biraz daha erken yoruldum. Evet, proses toleransımıza göre biz minimum ağırlığımızı belirledik. Burada minimum ağırlığı altında kalan bölgeler bizim için riskli alanlar. Ve buralarda hiçbir şekilde riskli değil, tartım anlamamız, ölçüm anlamamız gereken değerlerdi. Fakat burada bir güvenlik alanı oluşturup riskli bir bölgemiz olan sarı bölge var. Evet, burada yıl içerisinde toleransımızın içerisinde de olabilir, dışarısında da olabilir. Ölçüm alırken yan taraftaki çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Laboratuvarda tartım alırken bir tarafta arkadaşlar halay çekildiği, doğum günü partisi kutlanıldığı durumlar da oluyor. Mecburen bizim tartımlarımızı direkt etkilediği durumlardan bir tanesidir. Ayrıca çok farklı etkiler gelebilir. Numunemizin özellikle etkisi vardır. Elektromanyetik özelliğe sahip olan bir numune olabilir. Yan tarafta farklı vibrasyondan kaynaklanan etki olur. Ve bu riskli durumda bizim yıl içerisinde etkilenmemiz, maruz kalmamamız için bir güvenlik faktörüyle aldığımız minimum değeri en küçük net tartım değerine göre belirlememiz lazım. Ve güvenli bir tartım aralığı oluşturmuş oluruz bu durumda da. Yani öncelikle minimum ağırlığı belirleyip artı bir güvenlik faktörü uygulayarak da en küçük net tartım değerini elde edebiliriz. Burada bu güvenlik alanda alabileceğimiz tüm tartımlar bizim yıl içerisinde etkilerden riskimizi en aza indirdiğimiz en güvenli bölgedir. Yıl içerisinde bu minimum ağırlık etkilenir mi? Evet, yıl içerisinde de mutlaka etkilenir. Çünkü cihazımız yaşayan bir nesne olarak tabir ediyorum ben. Neden yaşayan bir şey? Mekanik bir aksamı var. Bu mekanik aksam devamlı bir etkileşim halinde. Üzerinde farklı kuvvetler uyguluyoruz. Elektriksel farklı değerler gelmekte. Bu da bizim cihazımızın performansını etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Minimum değerimiz belirli seviyelerde artıyor. Fakat bizim belirlediğimiz smallest network değerini geçmediği sürece herhangi bir sorun yoktur. Ha, belirli seviyeye geldi. Tekrardan düzeltilir mi? Evet, düzeltilir. Bu da bakım sayesinde bu değer ayarlamalar sonucunda bu değeri belirli bir limitin altına düşürüp tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bu sadece kalibrasyonla olmaz. Kalibrasyon sadece ölçümlerin alınmasıdır. Ancak ayarla, bakım ile bu değerler değiştirilebilir. Örnek burada bir tane laboratuvar terazisinin minimum weight tablosu var. Eğer biz proses toleransı olarak %1 ve güvenlik faktörü 2 verdiğimizde şurada gördüğünüz gibi 1.6 miligramlık bir değerimiz var. Bu değerin altında tartımlarımız her zaman riskli olacaktır. Üzerindeki tartımlarımız ise güvenli olacaktır. Bu şekilde bir tablo oluşturulabilir. Bu tabloyu biz kalibrasyon sertifikasıyla birlikte arkadaşlarımıza, kullanıcılarımıza veriyoruz. Onlar da proses toleranslarına uygun bir şekilde işlemlerini yapıyor. Aynı şekilde üretim terazilerinde de. Düşünün 300 kilogramlık bir terazide binde bir toleransta 89 kilogramlık bir minimum weight belirlenmiş. Yani siz burada binde bir toleransla ölçüm aldığınızı düşündüğünüzde 50 kilogram tartabilir misiniz? Evet, tartabilirsiniz. Sorun yok. Fakat proses toleransınızın üzerindeki bir belirsizlikle tartım alacaksınız. Ve riskiniz çok çok yüksek. Uygun olmayan bir yerde bir tartım almış olacaksınız. Bu değerlerin çıkartılıp bir tablo halinde bulunup yıl içerisindeki bütün ölçümlerde bunları kullanmanızda fayda var. Yani terazideki prosesin değerlendirilmesinde aslında her skalaya bakmıyoruz biz. Önemli olan noktaya bakıyoruz. Bu önemli noktada minimum weight dediğimiz en küçük ağırlık değerine göre. Çünkü
kritik yer burada. Buradaki ölçüm belirsizliği yüzdesel olarak çok yüksek ve bizi en fazla etkilediği bölgedir. Bunun için en fazla dikkat etmemiz gereken yer burası. 300 kilogramlık bir terazide yüksek kapasitedeki değerler bizim için çok önemli değil. Çünkü 280-300 kilogramdaki belirsizlik değerlerimiz çok çok düşük olacaktır. Bu da bizim belirlediğimiz yüzdesel proses toleransının çok altında, herhangi bir risk teşkil etmemekte. Fakat düşük noktalara geldiğimizde belirsizliğimiz artacağı için yüzdesel olarak da artacak ve burada riskimizi de arttırmış olacağız. Bunun için en dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesidir bu.